Sevgili izleyicilerimiz, Bursa'dayız. Miss Türkiye Koza Güzellik Zarafet Yarışması'ndayız. Güzellerimiz var burada bu akşam. Birbirinden güzel tabii ki. Bakalım kim kazanacak? Birinci, ikinci, üçüncü olacaklar nasipse. Önce sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Buse Alp. Evet, 24 yaşındayım. Bursa'dan katılıyorum. Bursa'dan katılıyorum. Evet, 24 yaşındayım. İddialısın. İddialıyım. Birinci belli. Diğerleri için. Tabii ki herkese bol şans diliyorum. Ne kadar? Umarım hepiniz için en hayırlısı olur. İnşallah. Peki efendim. Sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Suide. Bursa'dan katılıyorum. Hı-hı. 19 yaşındayım. Şu an çok heyecanlı. İddialısın. Evet, tabii ki. Konuşamıyorsun bile iddia, değil mi? Evet. Heyecanda. Evet. Allah başarılı kılsın inşallah. Teşekkür ederim. Ne demek? Efendim, siz söyleyin. Merhaba, ben Derin. Bursa'dan katılıyorum. 18 yaşındayım. Hı. Sonra? Öyle. İddialıyız. İddialıyım. Bakalım ne olacak, hedefinde göreceğiz. Hedefinde ne olmak var? Yani ilk üç olur, fena Marken olmaz. Olur. Evet, evet, olabilir. Peki, inşallah. Peki, seni tanıyalım. Merhaba, ben Nur. 19 yaşındayım. Hı. Bursa'dan katılıyorum. Bursa'da yaşıyorum normalde de. Hı. Yani iddialıyım. Okuyor musun? Yok, hayır. Nereden icap etti bu? Ya hep böyle bir düşüncem vardı zaten daha öncesinde de. Hı. Yani bugüne nasip oldu. Bakalım inşallah. Dereceye girsin inşallah. Umarım. Evet. Merhaba, ben Gülcan. Bursa'dan katılıyorum. Hı. İddialıyız. Evet. Hadi bakalım inşallah. Peki. Delfin Aslıöler ben. Hı. Bursa'dan katılıyorum. Hı. İddialıyız inşallah. Yani. Hadi bakalım. Merhabalar, Erzem Çakmak ben. Ben de Bursa'dan katılıyorum. Öğrenciyim. Hele iddialıyım. Kendime güveniyorum. Maşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Umarım. Evet, Erdem Bey. Üstadım, tamam, oraya diyor, geliyoruz. Olacak. Seninle bir konuşalım. Hayırlı akşamlar hepinize. Çok teşekkür ederim bu akşam geldiğiniz için. Bu sene 2014'de 5. yapıyoruz. Evet. 2014'de 5. güzel güzel yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Bursa'mızı güzellikle katmaya geldik. Hepinizi bekliyoruz. Biz Hint kınası yapıyoruz. Arkadaşım da taş makyaj yapıyor örnek. Evet. Arkadaşım yaptı. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Peki, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben de Şayka, Glitter Şayka Instagram'da. Süsleme, işte şırıl şırıl pırıl pırıl yapıyorum insanları, bayanları, çocukları. Böyle buraya da o yüzden geldim. Hem eğlenmeye hem böyle parlamaya. Yarışmaya katılsaydın kesin birinciydin. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Burada bir güzelimiz daha var. Böyle yandan yandan bakıyor. Hemen geçiyoruz. Efendim, böyle güleç yüzü insanlara muhtaç kaldık günümüzde. Teşekkür ederim. Hep somurtkanlarla böyle baka baka artık moralimiz bozuldu. Bir tane de daha bir güzelimiz daha var. Teşekkür ederim. Figen Kiracıoğlu. Takı yapıyorum. Takılarımı tanıtmaya geldim. Takıları sen kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. Hepsini tek tek öyle kendi el emeklerim. Elemanlarında var mı? Hayır. Öğrencilerin? Hayır, hayır. Tamamen tek, evde ya. Bundan tek kendim. Olur. Mesela şu takıyı kaç günde yapıyorsun? Vallahi değişiyor, bir gün bazen. Heh. Bazen iki gün. İki modele gün. Göre. Çeşitli taşlardan. Aynen, çeşitli taşlardan. İsteğe bağlı olarak yapıyorum. Ama bu hobi mi, gerçek meslen mi? Hobi, kendim kimyagerim. Maşallah. Kendim kimyagerim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzellik üstüne güzellik katan arkadaşımızı tanıyoruz. Ya hepsi birbirinden güzel. Ben bir şey yapmasam da olurmuş yani. Ama çok güzeller. Saçları da oldu herhalde. Şey orijinal. Evet. Orijinali daha güzel diyor ama artık daha güzellik yapalım dedik. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakalım, bir güzelimiz daha var burada. Peki, seni bir tanıyayım. Gül ismim. Hı. Davetlileri karşılıyorum. Çok güzel. Evet, öyle yani. Buradan mıyız? Bursalı mıyız? Nereden evet. Misin? Aslen Denizliyim. Denizlisin. Hı hı. Denizli'nin neymiş? Tozu kızı horozu derler. Evet. Pamukkale'ye gittin mi? Gittim tabii ki. Trabeterlere çıktın mı? Evet, çıktım tabii ki. Evet, orada o su devamlı akıyor. Biz de gittik geçenlerde. Hı-hı. Çok güzel bir yermiş. Çok güzel, evet. Denizli'nin merkezinden misin, ilçelerinden mi? İlçelerinden evet. Hangi ilçesinde? Çivril. Çivril. Evet. Peki efendim, Çal. Çal'da. Hı-hı. İki tane festival yapıyor. Hı-hı. Bu Çal'daki iki festivalin bir tanesinin adını öğrenelim. Hiçbir bilgim yok çünkü 20 senedir Bursa'dayım yani. Ha, o zaman şöyle yapalım. Biz seni Eylül veya Ağustos sonunda, hı hı, Çal'da
koyun getirme festivalimiz var. Öyle mi? O zaman biz seni oraya davet edelim. Senin memleketine seni seve davet seve edelim. Gelirim. Bursa'dan bir seni alalım. Sonra bu mikrofonu da sana veririz orada. Tamam olur. Röportaj yaparsın. Tamam. Tamam peki teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim çok mersi. Şu anda çok değerli. Bursa'mızda adım 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 ilerleyen çok değerli bir tane arkadaşımız var. Seda Deniz Hanım. Efendim ne yapıyor, ne ediyor? Şöyle kendi sesinden dinleyin. Orijinal olsun. Tamam, çok kısa anlatacağım. Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Miskozo bu akşam Atlas Yapı Prodüksiyon tarafından düzenlenen Miskozo of Turkey Güzellik ve Zarafet Yarışması'nın 5. sezonundayız bu akşam. Gelinlik, biz bu akşam bu etkinliğin sponsorluk tarafındayız. Bu kısımda gelinlik, kına tuvaleti, nişan tuvaleti ve kaftan ve gelinliklerden oluşan bir defile düzenleyeceğiz. Ve bu kıyafetlerde yarışmacı 9-10 yarı finalistlerin üzerinde sergileyeceğiz. 2024'ün ilkbahar yaz sezonlarına ait trend gelinlik, kınalık ve nişan tuvaletleri kaftanlarını göreceğiz efendim. Ben de bu kategorinin nişanlık ve kına tuvaleti kreasyonlarını kısmındayım. Güzel bir defile olacak bu yarışma vesilesiyle. Ve Miskozo of Turkey yarışması Bursa'ya güzel basın ve televizyon dünyasına yeni yüzler ve kazandıracağına inanıyorum. Sonra Bursa'ya güzel bir ivme kazandırarak ve ismini daha farklı bir vizyona taşıyacağından eminim. Peki teşekkür ediyorum. Seda Hanım böyle hep güleç yüzüyle kalsın. Teşekkür İnşallah. Ediyorum. Çok sağ olun. Herkese başarılar diyorum yarışmacı adaylara. Herkese iyi akşamlar. Torunlar dede diyor. Kızıyordum. Sonra kızmamaya başladım. Şimdi bana bu buradaki arkadaşımız bir şey hatırlattı. Bak kimmiş? Ben Nurcan Dede. Elzem Moda Evi'nin sahibiyim. Gelinlik işi yapıyoruz. Gelinlik, kaftan, nişanlık. Özel dikim yapıyoruz. Kişiye özel. Kiralama, satılık. Öyle. Seda Hanım'la beraber. Değil, bağımsız. Hayır, bağımsız ayrı işlerimiz var. Seda Hanım'ın vasıtasıyla, Ertan Bey'in vasıtasıyla bu defileye katıldık. Teşekkür ediyoruz Ertan Bey'e. İnşallah hayırlısı olur bu akşam. Size teşekkür. Fatih, size de çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Peki efendim, biz de hayırlı uğurlu arkadaşımızı bir gün özel ziyarete gideceğiz. Lütfen, lütfen buyurun. Altı parmaktayım. Altı parmaktayım, evet. Tamam, hemen elemanımız bizim kartı alıyor. Tamam, hemen. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kolay gelsin. Çok değerli bir ses sanatçısı, aynı zamanda şef. Fevki Ala, Türk müziğinin şefiyle beraberiz. Fatma Gündoğdu Hanım'ın yanındayız. Evet. Hemen tanıyoruz. Bir türküyle başla bence. Kısa. Merhaba. Ben Fatma Gündoğdu. Fevki Ala Türk Müziği Korosu'nun şefiyim ve kurucusuyum. Ayrıca yorumcuyum. Türk müziğinin her tarzından eserler geçiyoruz. Gelen misafirlerimizi sıkmamak adına. İnşallah bu röportajı izleyen bütün müzikseverleri yeni dönemimizde koromuza katılmayı davet ediyorum. Senede kaç defa siz konser yapıyorsunuz? 4 konser yapıyoruz. Tamam, nasıl 4 tane. Ve sana nasıl ulaşıyorlar? Efendim sosyal medyadan da yazabilirler. Ne derler mesela? Fatma Gündoğdu veya Instagram'dan ve Facebook'tan bana ulaşabilirler. Eylül başlarında kayıtlarımız başlıyor. Eylül 10-15'inde de çalışmalarımıza başlıyoruz. Sizin memleket neresi? Balıkesir Edremitliyim. Sen küçük kızken. Evet. Tarlalarda falan çalıştın mı? Hayır. Çalışmadım. Çalışmadım. Peki nereden geri bu icap etti bu sanat türkü? Tarlalardan bir şey içersin, bir türkü, bir türkü çalışsana kız da hele. O zaman kısaca bir Edremit'in gelini okuyayım. Hadi. Size. Hadi.
Hadi bakalım. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur aman cilvesi, cilvesi, elmaslı fesi. Şimdilik yeterli sanıyorum. Konserlerimize gelerek bizi dinlesinler efendim. Evet, Yalıntaş. Evet, Yalıntaş. Kimin eşisin? Seda Deniz'in annesiyim. Ali Deniz'in. Yabancı gelmedin zaten. Ali Deniz'in eşiyim. Seda Deniz'in annesi. Beni tanıyor musun? Tanımadım. Ben de oralıyım. İçinden mi? Evet. Sık sık geliyorum sizin mahalleye. Olabilir ama ben görmemiş olabilirim. Değil mi? Evet. Yalıntaş'ın neyi meşhur? Her göleti. Göleti, ekşi suyu, yani her şey, ekşi suyumuz var, şifalı. İnşallah. Güzeldir. Peki, teşekkür ediyorum. Güzel, ben de teşekkür ederim. Miss Koza of Turkey Güzellik ve Zarafet Yarışması'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İçeride oldukça heyecanlılar. Onları çok fazla heyecanlandırmadan bir an önce programımıza müsaadenizle başlamak istiyorum efendim. Başladık. Akabinde onların şu anda arzeyinden yürüyüşleri olacak ama ben nacizane sizden bu gece biraz avuç işleriniz kızarsa da patlasa da onlara moral olması için şöyle arkalarından güçlü bir alkış. Misafirlerimiz seni tanısınlar. Buse Alp kimdir? Kısaca bize bir anlatabilir misin? 24 yaşındayım. Bursalıyım. İzmir'de okudum. Grafik tasarımcıyım. İddialıyım yarışmada.
Üniversitede yani çoğu kişinin olduğu gibi ben de kızlarla beraber birçok gönüllü projeye katıldım. Bu şekilde ilk sorunuzu tekrar alabilir miyim? Yarışmadan beklentiniz artı... Ben kendime güveniyorum. İlk üç seçilecek ve ben birinci olacağıma inanıyorum. Sorular var mıdır? Elzem'cim sana. Merhabalar, Elzem Çakmak. Ben Bursa'da yaşıyorum. Normalde Aydın'da okuyorum. İktisat bölümü okuyorum. Normal hayatımda keman çalıyorum. Yüzme sporuyla ilgileniyorum. Lisedeyken de boça takımındaydım. Bursa ikinciliği ya da böyle birinciliği gibi işte takımlar, smaçlara gidiyordum. Onun dışında iki tane kedim var. Öyle kendi evimde, kendi halimde yaşıyorum. Niyetimde onlar var. Daha da kemanımı tabii de seviyemi arttırıp konservatuvar ya da böyle ufak çaplı konserler tarzı kendi çapımda keman çalmayı hedefliyorum. Daha da kendimi yükseltmeyi istiyorum. Şu an daha bilinçli. Sana teslim ediyorum. İlk önce kendimi kısaca anlat, sonra jürilerimizin sorularını yanıtlayalım. Olur mu? Merhaba, ben Selen Kurtaran. 18 yaşındayım. Lise mezunuyum. Küpkök Lisesi'nden özel. Şu an üniversite tercihlerimi falan bekliyorum. Dansçıyım. Halk oyunları yapıyorum. Folklor. Bu kadar. Kısaca söz edelim. Tekrar jürilerimizin sorularını alalım. Mikrofonu sana veriyorum. Merhabalar, ben Delfin Astörler. Bursa'dan katılıyorum yarışmaya. Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Merhaba. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sana sihirli bir değnek verilseydi, dünyada neyi değiştirmek isterdin? Dünyada savaşın bitmesini, hayvanlara karşı yapılan zulmün kesilmesini ve çocuklara karşı da aynı şekilde. Yani bütün insanların bağımsız, kimsenin birbirini yargılamadığı bir dünyada geçip gitmesini. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi kısaca kendini tanıt, akabinde jürilerimiz sana sorularını sorsunlar. Mikrofonu sana veriyorum. Adım Miray Şahin, 18 yaşındayım. Bursa doğumluyum, Bursa'da yaşıyorum. Böyle. Kendimi aslında tamamen ben işte bu Miray'ım dediğimde güzel hissederim. Yani ne makyaj yaptığımda ne böyle güzel, şık bir restoranda değil. Hani nerede ben Miray'ım diyorsam orada güzel. Önce eğer stres bir problemse beni stres altına sokan kendimi dizginliyorum. Sonrasında eğer bu problem kendi içimdeyse bana zarar vermeyecek, aynı şekilde dışarıya da zarar vermeyecek şekilde bir yol çiziyorum. O yolda ilerliyorum. Başka biriyle bir sorun yaşıyorsam da hani karşı tarafın düşüncelerini de empati kurarak onun düşüncelerine baz alıyorum. O şekilde bir yol çiziyorum. Ben Deli Kurtaran, 18 yaşındayım. Bursa'dan katılıyorum. Küpkök Lisesi'nden mezunum. İleride de hostes olmak istiyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? Merhaba, ismim Fatma Nur, soy ismim Çelik. 19 yaşındayım.
Bursa'da yaşıyorum ama aslen Erzurumluyum. Aşçılık yapıyorum. Şu an mesleğim aşçılık. Ama ileride daha güzel hedeflerim var tabii ki. Ben de şu anlık aile şirketinde çalışıyorum. Bursa'dan katılıyorum. Gülcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 19. Hey, Erkan Bey.
sevgili DJ'ler. Alttan gelsin bakalım. Nermin Kılıç hanımefendiyi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Kızlar hazır mıyız? Yani ellerim çok kalabalık ya, o yüzden yoksa... Üçüncü güzelimiz. Alkışlarınızla 8 numarayı alalım. Buyurun efendim. Evet, şu anda ikinci güzelimizi hemen kimmiş bir bakalım. İkinci güzelimiz, 6 numaralı finalistimize alkışlarınızla alalım. Kızlar sizleri şöyle hafif alalım. Diğer finalistlerimizi de görelim ya da ortaya geçebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ortaya alalım, evet. Evet, Miss of Turkey Zarafet Yarışması'nda 2024 güzelimiz.